Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Bugün yeni bir kitaba başlayacağım. Genel olarak sayfada kitap seçerken kişisel gelişimimize ve duygu durumumuza iyi anlamda katkıda bulunacak kitapları seçmeye çalışıyorum. Bugün seçtiğim kitap daha çok ilişki hayatını ilgilendiriyor. Aslında bu kitabı tek başına okumayı planlıyordum. Sayfada paylaşmayı düşünmüyordum ama sonradan dinleyicilerime de katkısının olacağını düşündüğüm için sayfada da paylaşmaya karar verdim. Sizler de YouTube sayfama destek olduğunuz, katkıda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Kitap Sherry Argov, Erkekler Neden Dişli Kadınları Sever? Sunuş. Erkekler neden dişli kadınları sever? Fazla iyi olan kadınlar için bir ilişki kılavuzudur. Kitabın başlığındaki dişli kelimesi çok ciddi bir kelime değil. Bu kelimeyi kitabın mizahi tonunu ortaya koyması adına şaka yollu kullanıyorum. Kitabın başlığı ve içeriği birçok kadının hissedip söyleyemediği şeyleri dile getiriyor. Her kadın bir erkeğe çok acizmiş gibi göründüğünde utanç duygusu içine girmiştir. Her kadının hayatına peşinden koşan ama kadının ilgisini gördüğü anda ondan vazgeçen erkekler girmiştir. Her kadın sömürülmenin nasıl bir duygu olduğunu bilir. Bu sorunlar evli veya bekar farkı gözetmeden birçok kadın için ortaktır. Öyleyse erkekler neden dişli kadınları sever? Burada kelimenin kullanım şeklinde önemli bir ayrım yapılmalı. Bu kelime burada aşağılayıcı bir tonda veya kadının kendinden ödün veren veya yıpratıcı davranışlarını ifade etmek için kullanılmamıştır. Burada ifade edilen dişli kadın manipüle eden, dümen çeviren veya hanedan dizisindeki Joan Collins karakterinde bir kadın da değildir. Bu kadın iş yerinde küstah hareketleri birçok diğer çalışanın nefretini kazanan kadın da değil. Benim anlattığım kadın nazik ama güçlü. Bu kadın incelikli bir güce sahip. Hayatından vazgeçmiyor ve bir erkeği kovalamıyor. Erkeğin onun üzerinde yüzde %100 söz sahibi olduğunu düşünmesine izin vermiyor. Ve erkek sınırı aştığında kendi hakkını koruyabiliyor ne istediğini biliyor ama ona sahip olmak için kendinden ödün vermiyor. Ama o bir dişli kadın. Dişi, çiçekçi, çiçeksi, içi çelik, aynı çelik manolya gibi. Bu kadın sahip olduğu dişiliğini kendisi için kullanıyor. Bunun vesilesiyle erkeklere karşı uygunsuz bir üstünlük sağlamıyor. Çünkü bu kadın adil oynuyor. Onda fazla iyi kızda olmayan bir şey var. Farkındalık hali. Çünkü o fantezi hayallere kapılıp sürüklenmiyor. Ayrıca baskı halinde sakın pardon, baskı halinde sakin kalabilme yeteneği de vardır. Fazla iyi olan kadın tükeninceye kadar verici olurken Farkındalığı olan kadın ne zaman geri çekilmesi gerektiğini biliyor. Kitap için yüzlerce erkekle yaptığım görüşmelerde erkeklerin doksanı kahkahalarla gülerek 30 saniye içinde kitabın başlığını onayladı. Bazı erkekler çok iyi sakladıkları sırları açığa çıkmış gibi kıkırdadı. Erkeklerin zihinsel olarak meydan okunmaya ihtiyaçları var dediler. Ve bu görüşmelerde en sık tekrarlanan ana fikir haline geldi. Her ne kadar görüşme yaptığım erkekler bunu biraz birbirlerinden farklı telaffuz etseler de genellikle söyledikleri erkekler kadının biraz keskin olmasından hoşlanırlar idi. İki şeyin herkese eşit derecede etkilediği ortaya çıktı. Birincisi, aciz görünmeyen bir kadını tanımlarken genelde zihinsel meydan okuma sözcüğünü kullanıyorlardı. İkincisi, dişli sözcüğü onların zihinsel meydan okuma kavramlarıyla eş anlamlıydı. Ve her şeyden çok bu özelliği çekici buluyorlardı. Zihinsel meydan okuma sözcüklerini erkeklere telaffuz ettiğimde onlar için bu sözcüklerin ifade ettiği değer son derece netti. Ama diğer yandan yüzlerce kadınla yaptığım görüşmelerde Kadınlar çok nadiren aynı manayı çıkardılar. Genellikle kadınlar bu sözcükleri aciz olmaktan ziyade zeka gücü ile ilişkilendirirler. Bu görüşmeler esnasında sadece ön sezim doğrulanmakla kalmadı, aynı zamanda amacım da güçlendi. Erkekler için bu kadar aşikar olan şeylerin kadınlardan gizlenmemesi gerektiğini düşündüm. Bu kitapta erkeklerin dile getirmeyecekleri birçok sorun dile getiriliyor. Erkek bir kadına bak kendini bana paspas etme. Her zaman evet deme. Bütün dünyanı benim etrafımda döndürme demeyecektir. Bunlar bir erkeğin partnerine telaffuz etmeyeceği şeylerdir. Bu sebepten dolayı bu kitap gereklidir. İlerleyen bölümlerde yüksek sesle ve net olarak aktarılan bir mesaj bulacaksınız. Aşkta başarı dış görüntüyle değil, davranışlarla gerçekleşir. Ama medya bizi başka bir şeye inandırdı. Ergenlik çağındaki genç bir kız dergiyi eline alır ve o çocuğun ilgisini çek yazısını, yazıyla ilişkilendirilmiş kıyafetler ve görüntüyle birlikte okur. Bu oje veya ruj onun aklını başından alacaktır. Bu dergi onu okuyan kıza bunun garantisini verir ve bu kız ne öğrenir? başka birisinin kendi görüntüsünü onaylamasını takıntı haline getirmeyi. Bir de meydanın, med, pardon, medyanın yaşlanmayı nasıl ele aldığı konusu var. Ergenlik çağındaki genç kız 20'li yaşlarda kendine güvenen bir kadın olma yolunda ilerlerken medya onu yaşlanma hakkındaki negatif imajlarla bombardımanına tutar. Buradaki mesaj şudur. Birkaç kırışık ve germe izi ve kadının fiyatı düşer. Tıpkı yarı fiyatına satılan geçmiş sezon malı gibi. Ve kadın ne öğrenir? Başka birisinin görüntüsünü onaylamamasını takıntı haline getirir. Başka birisinin görüntüsünü onaylamamasını takıntı haline getirmeyi. Öyleyse bu kitabın mesajı nedir? Özgüvenin olması için biraz saygısız olmanın gerekliliği. Özgüvenin olması için biraz saygısız olmanın gerekliliği. İnsanlara karşı değil, onların ne düşündüğüne karşı saygısız olmak. Dişli kadın hala kendine yatsımanın öğretildiği bir dünyada bağımsız düşünebilme kapasitesine ve bundan inanılmaz derecede güç elde etme yetisine sahip olan kadındır. Bu kadın başkalarının standartlarına göre değil, sadece kendi standartlarına göre yaşar. Bu kadın kendi kurallarına göre oynayan. Özgüven, özgürlük ve güçlülük duygusu olan bir kadındır. Ve bu kitabı okuyan kadınların seçip ayırmalarını ümit ettiğim duygular bu duygulardır. Erkeklerle olumlu deneyimi olan kadın bu kitapta sözünü ettiğim hassas, incelikli niteliklere sahiptir. Mizah duygusu ve "Burada treni ben sürüyorum. Nerede binilip nerede inilecek ben sana söyleyeceğim." diyen bir aura. Bu kadının kendi en yüksek hayrı için yapılması gerekeni yapma farkındalığı ve orada olması gerektiği için değil, orada olmayı seçtiği için orada bulunduğunu gösteren bir tutumu vardır. Erkeklerin bu denli çok sevdikleri dişli kadının kayıtsız bir duruşu ve evet bir keskinliği vardır. Erkeklerin rastlantısal olarak genelde çok çekici bulduklarını söyledikleri bu netilik bu nitelik kesinliktir. Fark kadının bunun bu pardon, fark kadının bunu kendi dışında aramamasıdır. Bu kadının kendi içinde taşıdığı özel bir kalitedir. Kesinlik. 1. Paspas olmaktan rüyaların kadını olmaya bir ödülmüşsünüz gibi davranın ve karşınızdaki erkeği bir inanan'a dönüştürün. Cinsel çekim %50 sizin sahip olduklarınızdır ve diğer %50 ise insanların sizin sahip olduğunuzu düşündükleridir. Sofiyelere Fazla iyi kızla buluşun. Herkes fazla iyi kızı bilir. O çok az tanıdığı, ilişkisine çok az, az yatırım yapmış olan bir erkeğe her şeyini veren, her şeyi fazlasıyla karşılayan kadındır. O gösterdiği ilginin karşılık görmesi için körü körüne verici olan kadındır. O her ne pahasına olursa olsun ilişkiyi korumak için erkeğin istekleri ve düşünceleri doğrultusunda hareket eden kadındır. Her kadın hayatının bir noktasında bu şekilde davranmıştır. Kuşkusuz sıradan bir magazin dergisi bir kadına var olan ilişkisi üzerine saçma sapan öğütler verir. Bu da kadınların fazlasıyla verici olmaya neden bu kadar istekli olduklarını anlamayı kolaylaştırır. Zor elde edileni oynayın. Sonra ona dört tabak yemek pişirin. Erkeğe nadir bulunan egzotik ürünlerle pastalar yapın. Dantel masa örtülerini ve satın almak için 2 saat araba kullandığınız çilekleri unutmayın. Ve bunların hepsini ikinci buluşmanızda siyah dantel geceliklerinizle ona servis edin. Ve aslında bu neyin reçetesidir? Facianın. Çekim ilkesi 1. İnsanın hayatta kovaladığı her şey ondan kaçar. Özellikle de iş erkeklerle ilişkiye geldiğinde bir uyarım. Eğer erkeği siyah gecelikleriniz ile kovalarsanız o ilk önce sizinle sevişecek, sonra kaçacaktır. Erkek böyle bir durumdan neden kaçar? Çünkü bu şekilde kadın kendisine değer verdiğini gösteren bir davranış biçimi sergilemez. İlişki yenidir, varlığındaki bağ oldukça sığdır. Ama o yine de erkeğe en iyi oyun kartını sunmuştur. Kadının aslında neredeyse yabancı olan bir erkeğe fazlasıyla verici olma çabası akla iki şey getirir. Erkek kadının ya çaresiz olduğunu ya da karşısına çıkan ilk erkekle hemen yatağa girmek istediğini farz edecektir. Ya da ikisini de. Bu esnada kaybolan şey erkeğin kadının ekstra çabasına vereceği değerdir. Kadının kendi değerini düşürmeye hazırlıklı olduğunu görüp kadına saygısının azalmaya başlaması ile birlikte erkeğin kadına yakınlaşma arzusu da azalacaktır. Gecelikli veya geceliksiz. Rüyaların kadını diğer tarafta kendini başkalarını etkilemek uğruna parçalanmaz. O yüzden bir erkeğin gerçekten aşık olduğu kadın ona dört öğün yemek sunan kadın değildir. O yüzden bu kadını ilk etapta nadir bulunan Çin porselenini de kırarken göremezsiniz. O kadın erkek için tek bir öğün yemek pişirerek başlar. Patlamış mısır. Bu kadının fantezi masa örtüleri de yoktur. Bir kase tüm işi çözer. Eve gelen misafirine sadece pakette mi yoksa kasede mi istersin diye sorar. Aynı kadın 6 ay sonra bir yemek daha, bir yemek daha organize eder ve erkeğin önüne bir tabak sıcak pişirilmiş yemek koyar. Bu sefer erkek kendi kendisine ne der? Ben özelim. O esnada yemeğin köşe şa şarküterinden seçilmiş üstünde köfte bulunan soslu makarna olup olmaması sorun değildir. Erkek hayatımda şimdiye kadar yediğim en güzel makarna diyecektir. Artık erkek kendisini kral gibi hissediyordur. Tek fark bu servisi almadan önce yatırım yapmak zorunda kaldığım zamanın ve çabanın, çabanın miktarıdır. Her şeyi hemen elde etmemiştir ve bunun değerini çok daha iyi bilir. çekim ilkesi 2 Erkekleri duvarlara sıra dışı olan kadınlar değil, çok umursamazmış gibi görünen kadınlar tırmandırır. Bu bir oyunun nasıl oynanacağı veya birisinin nasıl manipüle edileceği ile ilgili değildir. Bu gerçekten aciz misiniz ya da ilişkide eşit bir partner olabileceğinizi erkeğe gerçekten gösterebilir misiniz? bununla ilgilidir. Bu bir ilişki içerisindeyken kendi ayaklarınız üzerinde durup durmamanız ile ilgilidir. Eğer ilk günden kendinizden ödün vermeye eğilimli olduğunuzu erkeğe gösterirseniz ne olur? Erkek sizin çaresiz olduğunuzu düşünür ve ne kadar ödün vereceğinizi öğrenmek ister. Bu insanın doğasıdır. Anında suları test etmeye başlar. Siz ne kadar yumuşak başta olursanız o kadar çok ödün vermenizi bekler. Anında sizi bir pil olarak görmeye başlar. Acaba nereye kadar gidecek? Ondan ne kadar faydalanabilirim diye bakar. Fazla iyi kızların, dişli kadınların gayet iyi anladıkları bir şeyi bilmeleri gerekir. Fazlasıyla birici olmak veya memnun etmeyi çok istemek erkeğin kadın olan saygısını azaltır. Bu erkeğin ilgisini öldürücü bir öpücük kondurur ve ilişkiye zaman sınırlaması koyar. Birçok erkek çemberlerden atlayan kadını zihinsel olarak meydan okuyan bir kadın olarak görmez. Birçok zeki kadın daha iyi bir eğitim görürlerse siyasal bir siyasal bir tartışmada eşitliklerini kanıtlarlarsa ve iyi anlarlarsa erkeği zihinsel olarak meydan okuyacakları yanılgısına düşerler. Ama zihinsel meydan okumanın edilen sohbetle çok az alakası vardır. Alo Haston, sorunumuz var. Genelde zihinsel meydan okuma, saygı duymayı bekleyip beklemediğiniz ile ilişkilidir. Genelde zihinsel meydan okuma, saygı duymayı bekleyip beklemediğiniz ile ilişkilidir. ilişkilidir. Onunla nasıl ilişkili olacağınızla ilgilidir. Erkeğin onsuz olmaktan korkmadığınızı bilip bilmemesi ile ilgilidir. saygı duymayı bekleyip beklemediğiniz ve nasıl ilişkili olacağınız ve korkup korkmadığınız onsuz olmaktan. Fazla iyi kız her zaman müsait olma hatasını yapar. Oyun oynamak istemiyorum der ve onsuz kalmaktan ne kadar korktuğunu erkeğin görmesine izin verir. Kısa süre sonra erkek kızın üzerinde yüzde yüz gücü varmış gibi hissetmeye başlar. Çoğunlukla bu nokta kadınların şikayet etmeye başladıkları andır. Bana yeter, yeterince zaman ayırmıyor. Eskisi gibi romantik değil. Dişli kadın müsait olma konusunda daha seçicidir. Bazı zamanlarda müsaittir, diğer zamanlarda değildir. Ama o iyidir. Yani erkek onu görmek istediğinde erkeğin tercihlerini göz önünde tutacak ve zaman zaman ona kendisini uyduracak kadar iyidir. Tercümesi mi? %100 elde edilmemiştir. Ne yapması gereken ya yapması gereken her şeyi bırakarak erkeği görmeye giden kadın, böyle bir durumda erkek kadının %100 elinde olduğunu bilir. Birkaç kez buluştuktan sonra erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkmaya başlar. Gece yarısı geç dönünce kadını arar ve kadın hemen onu görmeye gider. Kadın gece yarısı çağırılıp erkeği görmeye gittiğinde tek eksiği arabasının tepesinde neon ışıkları ile evlere servis yazan tabelasıdır. Çekim ilkesi 3. Bir erkek kadını %100 elinde tutmadığını anladığı anda zihinsel olarak meydan okunduğunu fark eder. Onunla beraber geçirdiğiniz zaman konuşur. Fazla iyi kız erkekle tanıştıktan bir hafta sonra erkek ilgilendiği bir şeyi yaparken kız zihinsel olarak canı sıkıldığı halde İskemle de oturmaya devam eder. Erkek TV'de maç seyredebilir. Olta takımını temizleyebilir. Gitarını çalabilir ya da arabasının üzerinde çalışır. Arabası üzerinde çalışabilir. Kız çok mutsuzdur ama hiçbir şey söylemez. Sadece erkeğe eşlik edebilmek uğruna bu durumdan yararlanmaya çalışır. Ve oturduğu yerde kibarca parmaklarıyla oynar. Diğer tarafta dişli kadın böyle bir durum karşısında olabildiğince çok ses çıkartır. Başından sonuna cadılık yapar. Bu kötü bir şey değildir. Çünkü, zaman, çünkü o zaman erkek onu kolay kolay ezip geçemeyeceğini anlar. Ama hatırlayın zihinsel meydan okumanın kelimelerle mücadele ile alakası yoktur. Zihinsel meydan okuma hareketlerinizle ve ne kadar ödün vermek isteyip istemediğinizle ilgilidir. Mesela Erkek size sarışınlardan hoşlandığından bahsediyor ve sizin koyu renk saçlarınız, koyu cildiniz ve koyu renk gözleriniz var. Bir dahaki sefere erkek sizi gördüğünde fark ediyor ki siz saçlarınızı sarartmışsınız ve uyum göstermeleri için kaşlarınızın da tonunu açmışsınız. Tercümesi erkek sizi %100 elinde tuttuğunu hissedecektir. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer derler. Doğrudur ama hiç kimse onu doyurmak için 6 saat köle olmanızı söylemiyor. İster dışarıda yesin, ister dışarıdan yemek siparişi verin. Erkeğin karnı doyar ve etrafa dağıtılabilecek sevgiyle dolar. Pratik yöntem, yemek sıcaksa erkek yiyecektir. Gerisi boşuna çaba harcamaktır. Kadınlar kolay bir şekilde kendilerinden feragat etmeye koşullanmışlardır. Şimdiye kadar hiçbir erkek dergisinde bir kadına 4 tabak yemek nasıl iyi pişirilir konulu bir yazı görmedim. Bu konuya yakın bir yazıya en çok erkeklere birkaç yumurta beyazıyla buğday tohumunu karıştırarak tarif verdikleri vücut geliştirme bölümünde yaklaşmışlardı. Yemek pişirme konusunda konuşuyorum. Çünkü bu kadınların en çok kendilerinden ödün verdikleri alanlardan biri. Bu tabii ki tamamen yemek pişirmeyi unutun demek değil. Belki bugün sizin yıl dönümünüz ve bütün bir yılı beraber geçirdiniz. Ya da belki bu onun doğum günü ve onun için özel bir şey yapmak istiyorsunuz. Özel durumlardan ve erkek bunu hak ettiren, hak ettikten sonra ona yemek pişirmek çok hoş bir ikramdır. Ama ilk seferde her şeyi pişirip vermek bir ikram değildir. Bu kitap kadınlara yönelik olduğundan Dolayım ilişkinizin ilk haftaları için birkaç tarif ilave etmezsem ihmalkarlık etmiş olurum. Piyasadaki tariflerin aksine bu aşağıda vereceğim, bu aşağıda vereceğim tariflerim, tarifleri hatırlatmak, pardon. Piyasadaki tariflerin aksine bu aşağıda vereceğim tarifleri hatırlamak çok kolay. Evet arkadaşlar, ben de tadında bırakıyorum o zaman. Desteklerinizi bekliyorum sayfam için. İyi günler.